bu kadarla kalmıyor. Artı uygun amel sahipleri meğer Allah rızası kazanmaya uygun amel sahipleri. Değil mi? Yani herkesin ameli var. Bir sürü amel. Ama sizin amacınız, amellerinizden amacınız Allah'ı razı etmek değilse ve onu razı edecek cinsten de ameller yapmıyorsanız, o zaman sizinki Allah rızası kazanmaya uygun amellerden sayılmaz. Sayılır. Sayılmaz. Kimi razı etmek istiyorsanız gidin, ondan isteyin ne isteyecekseniz o amellerin karşılığı olmalı. Allah'tan isteyemez. Hani kimileri derler ya, efendim işte elektriği icat eden Edison cehenneme gitsin, bu olacak iş mi filan. Yok, biz gönderdiğimiz filan yok. Biz kimseyi ne cennete gönderebiliriz, ne cehenneme gönderebiliriz. Ama herkes şunu açıkça bilmeli ki, eğer davranışlarının veya inançlarının, yaptıklarının veya inançlarının Allah katında bir değer ifade etmesini istiyorlarsa, öncelikle o Allah'ı bilmek, tanımak, kendini tanıttığı gibi tanımak, kabullenmek zorundadır. Ve onun dediklerini yapmak zorundadır. Örneğin, o ben tekim, eşim yok diyor, sen çıkmışsın, İsa senin oğlun diyorsun. Oğlum, kızım yok diyor. Kureyşliler diyor ki, melekler, melekler Allah'ın kızı. Değil mi? Kur'an söylüyor. Hristiyanlar diyor ki, İsa Allah'ın oğlu. Yahudiler diyor ki, Üzeyr Allah'ın oğlu. Allah'ın oğlu. Adamlar daha ilk adımda Allah'ı tekzip ediyorlar. Yalanlıyorlar. Bundan sonra da ne var? Onun cennetine girecekler. Ne oluyor ya? Yani orayı o kadar sahipsiz mi sandınız, bekçisiz mi sandınız? Oraya canı isteyen ne yaparsa yapsın giremez. Oranın sahibinin koyduğu kurallara uyan girer. Normali de bu değil midir? Böyle 5 paralık bir sinemaya bile oranın biletini almayan giremezken Allah-u Teala'nın cennetine de koyduğu kurallara uymayanlar mı girsin? Yani haşa ve kella, Lincoln'un ahırı mı orası? Kim aklına gelirse tepip girecek. Hiç karışanı görüşeni yok. Olur mu öyle şey?